Herkese yeni bir vlogdan merhaba diyorum. Nerede açıyoruz vlogumuzu? İstanbul'da açıyoruz. Şimdi Simoşlar Galata tarafına geçti otele. Ben de bugün Merve'de kalacağım. Merve'nin yanına doğru gidiyorum. Şu anda Nişantaşı Osman Bey tarafındayız. Her zamanki gibi valizimiz, üstünde bir çanta, bilgisayarım. Yani böyle seyahat boy valizle. Deliler gibi gezeceğiz İstanbul'da. Bütün notlarımızı aldım. Daha önce gitmemiş olduğum, yani sizin söylediğiniz ve benim daha önce gitmemiş olduğum yerleri deneyimleyeceğim tabii ki. Bizim de güzel planlarımız var. Bir sonraki vloglarda bir sürpriz gelebilir. Takip edin bakalım neler olacak. Şu an üzerimde kat kat kıyafet var. Kazağım kalın. Üstüne bir atkı aldım kocaman kalınlıkta. Kışa büyük montum var. Yani Ankara'dan daha soğuk ya burası İstanbul. Ama derece olarak Ankara'dan 10 derece daha yüksek. Daha güzeldir dedik. Resmen Ankara'dan soğuk. Sabahtan beri yağmur yağıyor. Şimdi Merve ile birlikte bebeğe geldik. Merve Hanım. Oha çok iyi ışık yalnız. Ya, vallahi çok iyi. Hadi geçelim karşıya. Nerede çekeyim seni? Şimdi oturduk, Merve kahve almaya gitti. Şu güzel manzarama bakın. Burası o kadar keyifli bir yer ki. Harika. Ya fotoğraf çekeceğim. Ne bitirdik, uğraşmıyorum. Çok iyi. Donduk, donduk, donduk. Çok soğuk. Gerçekten aşırı soğuk İstanbul. Ablamın vlogunu biz devraldık. El sallayın. Ve Azcan'ın en şık şok. Ama tamam. Buraya müzik de eklemem. O noktadayız. Evet. Şimdi Karaköy'deyiz biz. Ablam Merve ablaya gitti. Onunla birlikte kahvaltı falan yapıyor. Biz de şimdi o meşhur balıkçının önünden geçeceğiz. Bugün ablamlarla akşama doğru buluşacağız. Bebek tarafında falan buluşacağız sanırım ama biz önce birkaç yer deneyeceğiz. Bir Akaretler'de Salt Fresh Chicken diye bir yer varmış. Azra göstermişti bize. Çok ünlüymüş zaten orası da bayağı. Orayı deneyeceğiz. Meşhur balıkçı Mehmet Usta da zaten burası. Bakalım yiyecekler mi? Ablama yemeyeceğiz dediler. Bence kesin yiyecekler. Hiç tartışmadılar. Zaten ablamın önceki İstanbul vloglarında görmüştünüz burayı. Valla dayanamadı. Enes yiyecek, şimdi Azra'ya da denetecek bir tane. Merak ediyor musun? Ha? Merak ediyor musun? Evet. Hadi bakalım bir bunu deneyelim. Çok karnımızı doyurmamaya çalışacağız ama umuyorum ki. Çünkü kendimizi o hamburgere saklıyoruz şu an. Evet Azra. Efsane bir şey. Evet, bir kişi daha eklendi ve beğendi. Bu arada İstanbul gerçekten soğuk. Ben bundan 3-5 yerim. Yani Ankara soğuğuna alışık olduğumuz için sanırım böyle bir çok fazla etkilemedi. Mesela ben böyle bugün bir ceket giydim, üstüne şal aldım. İçimde bir kazak var ve şu an iyiyim. Yani eldiven falan bere takınca biraz kurtarıyor. Diğer türlü üşütebilir hissediyorum. Çünkü biz geçen ay geldiğimizde şalsız dolaşamamıştık. Bir de genelde deniz kenarında olduğumuz için çok esiyor. Şimdi yürüyoruz. Beşiktaş'a doğru yürüyeceğiz biraz. Böyle geze dolaşa belki biraz Galata Port'un orada biraz dururuz. Sonra yavaş yavaş yürüyeceğiz. Geze geze gideceğiz. Evet merhabalar. Biz saat 1 gibi size video çektikten sonra şu an neredeyse saat 4'e geliyor ve biz daha yeni Saltıray'da geldik. Çünkü Dolmabahçe'ye girdik ve çok güzel bir 2-3 saat geçirdik. Gerçekten ben de ablamın yanına geldiğim zamandan beri aslında Dolmabahçe'ye girmemiştim. Bilmiyorum çocukken girdim ama yani gerçekten büyük bir eksiklikmiş, onu hissettik. Çok güzeldi. Şimdi Saltıray'da geldik ama bir sıra var. Yaklaşık 20-25 dakika falan bekleyeceğiz. Ondan sonra gelken deneyimlerimizi anlatırız. O sırada Azra'yı gösteririz. Yoruldun değil mi? Bileklerim ağrıyor. Evet Azra artık şu kombiniyle. Ve de açık.
Çok tehlikelisin o zaman, öyle diyelim. Her an patlayabilir. Ablamlar da bebek de bu arada, biz şimdi safrada geldik. Burada iki böyle ayrı ama birlikte çalışıyorlar gibi. Bakacağız. Azra bayağı görmüş videolarını, değil mi? Hadi bakalım. Açın. Menü bu şekilde. Zaten Instagram'dan baktık aslında biz en çok denenenler falan. Aslında şu Arizona'yı bayağı bir hoşumuza gidiyor. Ortaya söylediğimiz tavuk geldi. Yediniz mi? Nasıldı? Acı biraz ama çok güzel. Öyle mi? Şimdi Adran sipariş ettiği geldi. Bakalım hepsini bir deneyelim. En son bizimki de geldikten sonra gösteririz. Sonra bir hepsini toptan bir yorumlarız. Benim en çok merak ettiğim de geldi. Şimdi bunu deneyeceğiz. Aynı zamanda eldivenlerimiz de var. Burada soruyorlar. İlk yorumlar iyi o zaman şu an. Hadi bakalım. Biz de deneyelim şunları. Biz şimdi South Pride'den çıktık. Ben yine bereleri ve atkıyı falan sarındım, eldiven de dahil. Yani böyle korunduğunuz zaman bir tık dayanabiliyorsunuz. Şimdi çıktık. Orada çok müzik vardı ve biraz kalabalık da zaten söylemişim, sıra falan bekledik diye. Şimdi biz aslında birkaç tane daha denemiştik hamburgerci. Aslında en ünlülerden Zula'yı vesaire geçen geldiğimizde biz en azından denemiştik. Karşılaştırmaya çok girmeyeceğim. Sonuçta tavuk burger denedik. Benim için fiyat performans bir yerdi gerçekten ve çok lezzetliydi aslında ve farklı tatlardı. Kendi soslarını vesaire de beğendim. Aslında sipariş ettiğimiz üç ürün de bence çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye edilir. Bakalım şimdi bizim deneyimli ne denir onlara? Deneyimli. Tat deneyenlere ne deniyor? Gurmelerimiz. Bizim deneyimli gurmelerimiz Enes ve Azra bu konuda neler düşünüyor? Enes nasıldı sence? Yani normal zincir tavuk hamburgercileri hemen hemen aynı zaten fiyatı. Ama evet, farklı bir tat falan arıyorlarsa olabilir yani. Gayet güzel. Bence de. Evet. Kesinlikle denenebilir yani. Bakalım Azra ne diyecek? Çünkü sonuçta Azra bayağı bir istiyordu oraya gitmeyi. Bakalım. Ben üşüyorum. Şimdi ben yediklerimizin ismi neydi? Bir Arizona'yı yedik. Şu lahanalı olan mı? Aynen o. Bence Arizona bir daha güzeldi diğerine göre. Diğerinin de ismini bilmiyorum ama. O klasik olandı. Bir önceki videoda söylemiştim zaten. Ama bence zaten tam fiyat performans yani. Çok beğendim. Çok değil lezzetliydi. Mi? Bence de gidin, güzeldi. Bizden tam puan aldı. Biz şimdi akaretlerde yürüyoruz. Ablam ne yapıyor bilmiyorum acaba. Şimdi siz tabii oraya bağlanabilirsiniz. Bizim haberimiz yok. Neredeyim şimdi? Merve ile birlikte eve geldik. Merve'nin evi artık hepiniz biliyorsunuz. Çok güzel bir çorba yapacakmış. Ne çorbası yapacak? Bal kabağı çorbası. Şu anda doğruyor. Bakalım güzel bir çorba olursa, beğenirsem tarifini Merve'den isteriz diyorum. Sen kimden öğrendin? Ben Ferzal'dan öğrendim bu bal kabağı çorbasını. Olayını. Aynen. O zaman sen tattın bunu daha önce. Güzel olursa tattım. Ferzal bana tattırdı. Eğer güzel olursa Ferza'ya da teşekkürlerimizi iletiriz. Yalnız saçın rengi çok iyi çıkıyor şu an. Saçlarımı boyattım çünkü arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Kime boyattın? İlk ay canlısı. Saçlarımı ilk ay boyadım. Ekstra işe çıkıyorum, saç boyuyorum. Vallahi ya. Ne yapacaksın önce? Onu haşlayacak mısın bal kabağına? Şimdi önce bal kabaklarını doğruyorum küp küp. Daha sonrasında biraz zor doğranıyor bu arada. Daha sonrasında patates rendeleyeceğim. Sonra soğan, sarımsak, baharatlar ve gerçekten çok merak ettim. Ben çok severim bal kabağın. Tatlısını da çok severim. Tatlısını ben de çok severim. Tatlısını da şeyini seviyorum bu arada. Kireci yatırıyor var ya. Hı hı. Küçük kıtır oluyor. Evet. Nazar. Burada da tavuk koyduk. Haşlanıyor. Bununla hem böyle dedik çorbaya koyarız suyunu, hem de pilav yapacağız böyle. İç pilav gibi bir pilav yapacağız. Tavuklu, böyle karabiberli, kuş üzümlü. Kuş üzümü var mıymış baksana eve. Böyle güzel bir pilav yapalım yanına dedik. Güzelce evde afiyetle yiyeceğiz yemeğimizi. Çorba yaptıktan sonra size içerken göstereceğim çorbayı. Unutmazsam inşallah. Çorbayı bitirdi. Böyle çok güzel bir rengi olan çorba çıktı. Birazdan içeceğiz çorbayı. Burada da pilavımız pişmek üzere. Bakın güzel Merve'nin tarifi çorbamıza. Sanki içinde zerdeçal varmış gibi
mercimek çorbasına koyarsın ya zerdeçal, böyle rengi çıkar. Aynı öyle oldu. Bakalım, deneyeceğiz şimdi. Yemek kanalı oldum şu an. Yemek kanalı. Bakın yaptığımız iç pilava. Yanında da şöyle bagetleri. Güzelce sosladı Merve. İç pilavı da bu tavuğun haşlanmış suyuyla yaptık. Çok güzel oldu. Aşırı lezzetliydi. Çok çok iyiydi. Kocaman kase içtim. Resmen yapın bunu evde. Mercimek çorbası yerine bal kabağı çorbası yapın. Çok güzeldi. Merve'cim, yorumlara tarif soranlar olursa yorumlara yazın. Eğer tarif böyle gerçekten çok sorulursa daha sonra detaylıca paylaşırım tarifi de. Herkese günaydın. Ya gerçekten hava aşırı soğuk burada. Gerçekten İstanbul'da hava aşırı soğuk. Zaten kapkapalı bugün. Kapkapalı neyse. Şimdi bugün bizim aslında maç günümüz. Bugün maç vlogu geleceği için çok fazla böyle günlük vlog ekler miyim bilmiyorum. Ne yapacağım belli değil. Şimdi evden hazırlandım, çıkacağım. Daha sonra Taksim Galata tarafına geçeceğim. Ama önce bir gidip fön çektireceğim saçıma. Saçımı duş aldım, şöyle topladım, ıslak şu anda. Hemen aşağıda fön çektireceğim. Daha sonra Taksim taraflarına geçeceğim. Otelime yerleşirim. Ondan sonra tekrar hazırlanıp şarjım falan fullleyip Simayların yanına geçeceğim. Formam falan hazır bir şekilde. Daha sonra günlük vlogumuzu, sonra maç vloguna başlayacağız. Bende kalsın. Hadi bakalım arkadaşlar, çıkalım şimdi. Fönümü çektirdim. Otele yerleşmeden önce de gelip bir ilanlarımı kontrol edeyim dedim. Bugün yoğun geçecek biliyorsunuz. Otele yerleştikten sonra da günü başlatacağım. Simayların yanına geçeceğim. Şu an burada müzik olduğu için çok fazla çekemiyorum. Gittiğim zaman daha detaylıca paylaşacağım. Giriş yaptım. Öncelikle oteli daha sonra videonun sonunda paylaşacağım. Günlük vlogumda paylaşırım. Çok güzel bir otel odası ayarlamışlar bana. O yüzden aşırı mutlu oldum. Odamı da şöyle göstereyim. Hemen Galata'nın ara sokaklarında çok güzel bir otel. Böyle gelecek İstanbul'a seyahat edeceklere bir öneri olsun benden. Sonunda paylaşacağım otel ismini. Gerçekten çok çok memnun oldum. Otel odamıza hemen giriş yapıyorum. Böyle ben aslında tek kişilik küçük bir oda istemiştim ama daha sonra bana bu odayı vermek istediler. O yüzden çok mutlu oldum. Böyle yan tarafta hemen bir banyomuz var. Merhaba İstanbul. Ay çok güzel. Gerçekten karşıdaki binalara bayıldım. Tam da muhtemelen, evet tam şurası, bakın tepesini görüyorsunuz, inşaat çalışması var. Tam orası Galata. O yüzden çok çok beğendim. Bu terasta ben sabah kalkar bir şurada güzel bir story çekerim bence. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyorum. Hemen hatta videoyu şu an durdurun. Hemen gelin Instagram'dan İlkay Cansever yazın. Takip edin. Son fotoğrafımı da beğenin. Daha sonra tekrar videoyu izlemeye devam edin diyorum. Bu tabii ben videoyu genelde bir 3-4 gün sonra paylaşıyorum. O yüzden siz daha önceden izlemek istiyorsanız girin Instagram'dan takip edin diyorum. Şimdi otel odama yerleştim ve daha sonra hemen üstümü değiştirip çıktım. Simayların yanına gideceğim. Onlar neredeler? Şu anda Eminönü tarafındalar. Bir gün önce böyle ara ara, hatta videoların içerisinde Simaylara da bağlanmıştık. Böyle iki taraflı bir video çekelim dedik. Çünkü ben Merve ile birlikte vakit geçirdim. Onlar Enes, Azra, Simay üçü birlikte vakit geçirdi. Böyle ara ara onların videolarını da paylaştım. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Ben daha izlemedim bile. Videoyu editlerken göreceğim. Şimdi neredeyim? Galata'nın, hemen Galata Kulesi'nin olduğu yere doğru aşağı doğru iniyorum. Buradan Eminönü'ne ineceğim. Giderken ne manzarasıyla karşılaştık? Galata Kulesi'nin manzarasıyla karşılaştım. Ama hemen devam ediyorum ben inmeye. Eminönü, yani Karaköy'ün olduğu tarafa doğru ineceğim. Orada Simaylar'la buluşacağız. Ah, yine yolum denize çıktı. Nasıl balık kokusu var anlatamam. Aşırı canım balık çekti. Şimdi Simaylar gelsin zaten. Geldiğimde tadı damağımda kalan tek lezzet vardı. O da balık dürümdü. Tekrar gidip balık dürüm yiyeceğiz. Simaylar aslında dün geçmiş, ben yokum diye yememişler. Bugün birlikte gidelim dedik. Vallahi bir iki tane yerim ya. Rahat yerim. Çünkü aşırı özledim.
çok güzeldi. Gittiğim zaman da göstereceğim tekrar size. Öncelikle yaşadığı şehirde deniz olmayan güzel kardeşlerim için, dostlarım için, arkadaşlarım için size şöyle deniz sesi göndereyim. Benden size gelsin, içiniz ferahlasın. Deniz sesi beni aşırı dinlendiriyor. Bu böyle içim huzurla doluyor deniz sesi duyunca. Bir Ankaralı olarak duyamıyoruz maalesef. O yüzden böyle şehrinde deniz olmayan var mı? Sizlere gelsin bu ses. İstanbul'da yaşayanlar bile duyamıyor. Yani ben 10 sene İstanbul'da yaşamış bir insan olarak gerçekten yani Ankara'da yaşarken inanın daha çok deniz sesi duymaya başladım. Çünkü daha fazla İstanbul'a gelmeye başladım. Daha çok rüzgardan konuşamıyorum. Daha çok İstanbul'a gelmeye başladım. Daha çok gezmeye başladım. İstanbul'da yaşadığım o 10 yıllık süre içinde hayat telaşından, yaşam telaşından, çalışmaktan böyle gelip de ben bir deniz sesi duyayım, deniz göreyim demek zaten burada çok zor. İstanbul'da yaşayanlar varsa beni çok iyi anlar. O yüzden hepinize gelsin bu ses. Şimdi yağmur yağmaya başladı. Aha, hem deniz sesi alttan üstten ıslanacak. Kimler geldi? Selamünaleyküm. Hayırdır biz geldik. O zaman ne diyoruz? İstanbul benden büyük, onunla başa çıkamam. Küçücük ellerimle seni geri alamam. Bir önceki vlogumda bunu söyledim diye hepsinin ağzına takılmış. Bir daha ikinci versiyonu dinleyelim. Geldik. Balıkçımıza geldik. Simay yakından izlemek istedi balıkları. Bir sıra var, anlatamam. Arka tarafta yaklaşık bir 200 metre sıra var. Bizim sıramız bitmek üzere. Birazdan balığımızı deneyeceğiz. Deneyeceğiz demeyeyim. Bir önceki geldiğimde de yemiştik. Bu sefer nasıl bir bakalım. Çok canım çekiyordu günlerdir. Bunu yiyeceğiz diye bugününü tamamen buna ayırmıştık. Al dedim. Yedi. Dayanamıyor, o kadar çok sevmiş ki. Şimdi ben de yiyeceğim. Allah, her vlog biriyle bunu yemen peki. Bir sonraki vlogumda benim de bunu yemek istedim. Hemen aranızdan bir kişiyle buraya geleceğim ve balık dürüm yiyeceğim. Hadi yiyelim. Gerçekten çok güzel ya. Abartma güzel. Değil mi? 10 üzeri oldu. Enes niye gelmiyor içeriden? Sevdi galiba. Gerçi sırada iyice arttı bu arada. Kesin muhabbet ediyor içeride. Olabilir. Bunu yiyip başka bir şey mi? Durmuyoruz. Görüşürüz diyoruz. Afiyet olsun. Bence. Şimdi dürümümüzü yedik. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Pilavın, pilavın ne? Dürümün üstüne kuru fasulye yemeye gidiyoruz. Karaköy'ün ünlü bir kuru fasulyesi varmış. Gidelim deneyelim dedik. Bakalım. Evet, odayı. Nereye geldik? Fasulye geldik. Haydi girelim. Tamam. Geldiğimiz yeri göstereyim. Bu fasulyenin güzelliğine bakın. Böyle karışık bir tabak söyledik. Biraz sonra da göstereceğim. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Böyle harika tatlılar da var. Bir şimdi tabağımız gelsin, göstereceğim size. Tabağımız geldi. Şu güzelliğe bakın. Şimdi birazdan deneyeceğiz. Hepimiz böyle bir karışık tabak söyledik. Hadi başlayın. Hızlandırılmış dedikten böyle. Hızlandırmayayım ya. Çok iyi. Çok iyi. Ben kuru fasulyeyi böyle çok seviyorum. Ben de çok beğendim. Ama böyle yoğun nasıl yapıyorlar ki? Aşırı iyi. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Normalde hani böyle çok sulu oluyor ya. İşte, suyu aynen. Yok. Böyle kuru, bol salça ve bol soğanla yapıyorlar bence. Çok güzel. Hepimiz bayıldık ya gerçekten. Kuru fasulye dediğin böyle olur. Şimdi çıkıyoruz, yemeğimizi yedik. Bekleyin şimdi.
Herkes çıktı. Kuru fasulyemizi yedik. Nerede? Hemen şurada İstanbul Modern'in sağ tarafında fasulyede yedik. Nasıldı? Yorumlarınızı alayım. 10 üzerinden? 10. 10 üzerinden? Aha. İki ben puanın kuru, neyden kırdın? Ben kuru fasulyeyi çok puan sevmem. Ama eti çok, et ondu ya. Pilav? Pilav da ondu. Hadi 9 olsun. Çok üzerime geldi. Peki neden? Ortalama 9.75 falan aldım. Kuru fasulyeyi çok sevmem. Ama yediğin en iyisi budur yediğim bence. Yediğim en iyisiydi. Ona bir şey diyemem. O zaman o. Ama yine de sevmediğim için. Hadi 9.5 tamam ya. Ben de kuru fasulye sevmem ama azıcık belki haksızlık yapamayacağım. 10 numara mı? Söyleyeyim yürürken bir yandan benim kanalımın şu an bir sene oldu, bir senedir vlog çekiyorum. Belki kanalım içerisinde yediğim en lezzetli yemekti gerçekten. İstanbul'a bir yolunuz düşer, İstanbul'a gelecekseniz kesinlikle Karaköy'deki fasulyeye gelip kuru fasulye, pilav, kavurma yiyin. Çok çok güzeldi, bayıldım. 10 üzerinden 20 veriyorum ben. Güzel oldu arkadaşlar ya. Biz aslında vlog biraz böyle ortadan tekrar başlıyor gibiyim. Çünkü bundan önce bir iki vlog çektim ben. Hem Galatasaray maç vlogu çektim. Daha sonra Galatasaray Müzesi'ni gezdiğim bir vlog. Onu belki bundan sonra yayınlarım. Karaköy'e geldik. Akşam şöyle yürüyüş yapalım diye eşofmanımı giydim. Kazak giydim üstüme. Böyle yürüyelim dedim. Rahat rahat Karaköy'deyiz. Dün balık dürüm yemiştik ya. Orada belki bir 15-20 dakika önce biri birini vurmuş. Tam o tarafa doğru gidiyorduk. Dedik ki balık dürüm yiyelim bir tane. Böyle ya gerçekten şaka gibi ya. Balık dürümcünün önünde cinayet işlenmiş. Cinayet değil, ölmemiş. Yok ben öyle görmedi, belli değil. Ha, belli değilmiş. Allah korusun yani. İki kişiyi vurmuşlar. Birini bacağından, birini karnından vurmuş. Ay, sarhoş şaka gibi vurmuş. Ya. Sarhoş bir adam birine vuruyor. Ondan sonra o da diyor ki bana niye vuruyorsun? Kavga çıkıyor. Sarhoş adam alıyor, ikisini de vuruyor. Tam da giderken dedim ki balık dürüm yememi kimse engelleyemez dedim. Karşıya bir baktım, polisler kapatmış balık dürümü. Yani böyle bir şey yok ya. İstanbul'da insanlar emaneten yaşıyor. Ay Allah korusun ya gerçekten. Az önce nereye geldik? Karaköy'deki Güllüoğlu'na geldik. Ama ben çok aç olduğum için şimdi önce gideceğiz. Ben yemek yiyeceğim Karaköy'de bir yerde. Daha sonra tekrar buraya geleceğiz. Gece 1'e kadar açıkmış. Akşamın şu an saat 11.30. Bizim tiplere bak. Yokuş. Otele çıkıyoruz. Ve de sizin oteliniz şimdi hemen yol üstünde. Ben hala çıkmaya devam edeceğim. Galata'ya çıkıyoruz. Sokaklardan geçiyoruz şu anda. Geldik şimdi Simaylar'ın otelini geçtik. Çünkü dedim ki buraya kadar geldik. Beni otelime bırakacaksınız dedim. O yüzden benimle birlikte yürüyorlar, tekrar gelecekler. Bırakacaklar sanıyordum. Meğer buraya gelme amaçları farklı bir şeymiş. Meyve suyu almaya gelmişler. Bugün günlerden cuma, o yüzden aşırı böyle hareketli. Şu an saat 12'ye, hemen bakalım kaç. 12'ye 10 var. Ama her şey, hayat devam ediyor biliyorsunuz. İstanbul'da gün bitmiyor. Otelime geldim. Hemen gidip valizimi falan toparlayacağım. Yarın akşam dönüyoruz. Neredeler? Simay, Azra, Enes. İyi akşamlar. Sözde beni otelime bırakıyordular. Herkese günaydın. Bu sabah o kadar erken uyandım ki aslında yorgunum, aşırı yorgunum. Sabah böyle 8 gibi uyandım. Hemen hazırlandım. Bugün çok fazla makyaj da yapmadım. Güneş kremi sürdüm, bir allık sürdüm. Dudak kalemi, rimel, başka hiçbir şey yapmadım. Dedim böyle çıkayım, zaten bugün akşam dönüyoruz. O yüzden bugün böyle rahat rahat gezineyim dedim. Eşofmanlarımı da giydim. Neredeyim? Galata Kulesi'nin yanındayım hemen. Göstereyim. Hafiften şimdi küçük bir güneş çıktı. İnşallah biraz daha çıkar çünkü hava aşırı soğuk. Bir yandan güneş geliyor. Ben ne yaptım? Gittim kahvaltımı yaptım. Güzel bir tost yedim ve portakal suyu içtim.
Daha sonra da Galata'nın hemen önündeki restoranlarda oturduğum için kahvesi içiyorum. Şimdi eşyalarımızı toparladık, valizlerimizi falan otele bıraktık. Kahvaltı yapmaya geldik. Aslında ben kahvaltımı yapmıştım. Onlar kahvaltı yapacak. Ben de tabii bu süre içinde acıktım. Bir daha yemek yiyeceğim. Nereye geldik hemen manzaramı gösteriyorum size. Valizlerimiz tamam ve artık İstanbul'u terk ediyoruz. Yeri ve zamanı vlogu kapatmak için. Yalnız ışığınız harika. Şunları da kapatalım. Şimdi biz trene bindik ve Ankara yolculuğumuz başlayacak. Tatilimiz bitti. Şimdi bir 4 saat yolumuz var. Buradan size veda edeyim istedim. Çünkü hemen gider gitmez videoyu editleyeceğim ve yükleyeceğim. Buraya kadar izlediyseniz ne yapıyorsunuz? Videoyu abone olmayı, aşağıdan hemen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Bir sonraki vloglarda İstanbul olur, başka bir şey olur bilmiyorum. Görüşürüz. Lütfen beğenelim, yorum yapalım. Abone olalım. Her şeyi yapalım. Tüm konulara basalım. Görüşürüz. Bay bay.